kafanı her şeye koymuşsun. Allah razı olsun İbrahim Hoca. Senin... İbrahim amca, bize çocukluğundan bugüne kadar geçen zamanı kısaca anlatır mısın? Şimdi çocukluğumuz köyde geçti. Herkes gibi Anadolu çocuğuyuz. Mal, masat, köyde. Kaç yılında doğdun? 1953 yılında doğmuşum. Köyde? Köyde. Uzunova köyünde? Uzunova köyünde. Köyümüzde ilkokul olmadığı için köyler o zaman 3 aylık, 6 aylık falan hoca tutuyorlardı. Onlar da okudu. Bundan sonra köydeki bazı arkadaşlarımızla beraber Boyer'le Kur'an kursuna gittik. Aşağı yukarı 3 sene falan gittik oraya. Ondan sonra da bizi ilkokul diplomamız olmadığı için bize diploma vermediler orada. Kimle gittiniz o zaman? Kim vardı arkadaşlar? Şimdi oraya gittik. Rahmet olası İdris vardı. Bayram vardı. Senin rahmet olası Cavit vardı. Cavit bizden bir sene sonra geldi. Az okudu ama. Dursun vardı. Dursun orada. Biz böyle birkaç kişi okuyorduk orada. Sonradan rahmet olası babam bizi Sarılan'a diploma alamadık diye ilkokul diplomamız da yoktu. Sarılan'a ilkokula verip gönderdi. Öğretmenle konuşmuş. 2 sene demiş, 4 ay ikinci dönem şeylerine gelsinler. Burada ben diplomalarını vereyim demiş. Allah rahmet eylesin Enver Hoca. Bir sene İdris'le gittik. Oraya yani yarım dönem. Ondan sonra bizim Enver Hoca Çırdağ'a gitti. Ben de oraya gittim. İdris de Karadaş'a gitti. Orada. Diplomalarımızı öyle aldık. Biz ilkokul görmedik yani daha Türkçesi. Sonra yine bu yılda şey yaptıktan sonra biz... Şey yapıyorsunuz, çekim mi yapıyorsunuz? Kapat kızım. Gel. Ahmet orada. Abisine bakacak da. Kızım mı Ahmet abi? Şimdi biz sonradan Mehmet amca burada bu Erenköy'de Kur'an kursu var. Siz dedi ben oraya getireyim. Orada dedi yanılmıyorsam Hidayet Hanım diye bir kadın varmış. Kur'an kursunun üyelerinden. Siz dedi ben oraya kaydettireyim. Orada okun. Erenköy'de. Geldik. Kur'an kursuna imtihana girdik biz. İmtihana girince aşağı yukarı birkaç kişi gidenlerin yerini alıyor ama bizi. Onlar da İmam Hatip şeyine imtihanına giriyorlar. Biz 3 gün orada kaldık İdris'in. 3 gün sonra İmam Hatip oradan müezzin olanlar imtihanlarını kazanamayınca onlar geri gelince bizi gönderdiler orada. Çok oldu. Çok oldu. Biz de tabii ondan sonra adada bir Kur'an kursu varmış. Dediler ki adaya gidelim. Adaya gittim ben. Adada Kur'an kursuna bana Kur'an okuttular. Bilmem ne yaptılar falan. Okudum. Bu arada da şey yaptım. Rahmet odası Recep dayı vardı. Gebilli. O var yanında tabii. Biz onda şey yapıyorum ben. Adadaki Kur'an kursu biz demiş alırız ama o zamanın parasından belirli bir meblağ istemişler. Yani 1300 lira mı ne bilmem ne bir para. Öyle duydum. Sonradan aslı var mı yok mu bilmiyorum. Şimdi demiş ki bu Recep Usta, ben öyle yorumluyorum. Oğlum olmuyor orası dedi bana. Ben oradan tuttum köye gittim tekrar. Köye gittim. Yaş kaç? Yaş 15-16 falan. Tekrar köye dönüş. Köye döndüm. Mal masat işte şey oradan sonra abiler tarla soruş biz de tabi davar sığır bilmem ne orada böylelik sonradan işte ben buraya şeye geldim mezarlıkta okumaya geldim mezarlıkta okudum bana birisi dedi ki ya sen ne yapacaksın köye gidip dedi. Senin önün yok, sonun yok dedi. Boş ver dedi. Ben dişçinin yanına çırak gittim. Mezarlıkta okudum derken şey mi? Arife Müşebbinleri. Dua ediyordun mu? Para veriyorlardı. Ben Erenköy'de Ayar Diş diye bir dişçi var, onun yanına girdim. Orada çalıştım biraz. Neyse orada çalıştıktan sonra
Bizim Recep Efendi benim orada ekmeğimden oynadı. Lan dedi sen burada 50 lira haftalık alıyorsun. Kendin ne bir şey yapıyorsun bilmem ne. Her dokümanı orada yiyip içiyorum yatıyorum. E bir de sanat öğreneceğim. Çok cahillik o zaman da onun lafına inandık çıktık. Gittim şaşkın bakkalda bir lokantaya gittim. Lokantada bulaşıkçılık bilmem ne şey doğru söyleyeceksin. Ondan sonra komiliğe geçtim. Komilikten garsonluğa geçtim. Öyle olur zaten işte. Ama bir hayli şeyimiz iyiydi yani. Neyse uzatmayalım. Rahmet olsun babamı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Zaten hastaydı. Tekrar abim geldi dedi ki oğlum dedi gel dedi köye. Köye gittik. Ben şimdiye kadar büyük... Hakkamca mı? Ha Hakkamca. Ondan birbirinize gözüne duman gidiyor dememişizdir. Oradan sonra. Ama Ortanca'da Bayram abimle fazla geçinemezdik yani. Şimdi bunlar ikisi aralarında kavga ediyorlar, gelinler kavga ediyorlar falan. Ben arada dedim ki, ben dedim sizin içinizde duramam, ben gidiyorum. Oradan gurbet ellere temelli uçtuk biz abi. Ha şunu da söyleyeyim, bizim boyanın hafızı, bizde çok emeği bir şeyi vardır. Allah rahmet eylesin kanı kanı. Beni bir sene güzlükte, bir sene de şeyde, onun yanında bir köy daha vardı ya. Karacun'un ikisinin arasında neydi o? Neyse. O köyde Ramazan hocası verdi beni. Yani o durumu o mertebeye kadar getirmiştik ya. Sonra bizi de sık sık da şeye götürüyordu. Onu mevlid okumaya bilmem ne. Yani bir zamanda öyle bizi şey yapmıştı yani. Allah rahmet eylesin. İleride şeyimiz olmadığı için biz bunu ilerletemedik. Fırsat yoktu. Fırsat ve hatta oradan sonra ya bizim Recep Usta dayı babama böyle böyle şu kadar para istiyorlar deseydi belki de babam beni oraya gönderecekti vermem demezdi ya. Dedi nasıl yorumladıysa işte cebimden para cebimden mi çıkacak dedi. Onu mu hesapladı ne yaptıysa olmuyor dedi. Biz de tabii şey yapmadığımız için yani her şey var arkam diyeceksin. Evet. Ondan sonra işte geldik Suvadi'de kapıcılığa girdik. Orada işte şey oldu falan bilmem ne. Bu elin kızı karşımıza çıktı. Oradan sonra biraz evlendik işte. Çoluk çocuk oldu. Ondan sonra fabrikaya girdim ben. Fabrikada birkaç şey çalıştım. Nereye? Alamdar kimya. Ha Alamdar kimya. Alamdar şey, Erdoğan Alamdar diye bir patronumuz vardı. Allah kana kana rahmet eylesin. Adam iyi de para verdi, iyi de sevdi bizi. Ben oradan çıktım, askere gittim. Konya'ya, şeye, Isparta'ya gittim. Isparta'dan Konya'ya geldim, Konya'dan Ankara'ya geldim. Ankara'dan tekrar geldim, o fabrika 4 ay 1 dram mal çıkartmadığı takdirde yine beni işe aldı. 4 ay, 1 kuruşluk mal çıkartmamış. O vaziyette beni işe aldı. İşte orada geldiği gibi şurası burası derken biraz şey yaptık, maaşımız da iyiydi. Hanım da oradan sonra tekele girdi. Şu oldu, bu oldu. Ondan buralarda işte kirada oturduk. Ondan sonra cebimizden ev aldık. Anlayacağım. Geldik, orayı sattık. 89'da işten ayrıldım. İşte köyün işleriyle bildiğiniz gibi bir takım şeylere girdik falan. Ama o fabrikadan çıkmadan önceydi. Orada Karitar Şube Başkan Vekilliği yaptım Selim Hanım. Buradan kalktık, temsilciydik bilmem ne. Sözümüze geçiyordu yani, seviyorlardı bizi. Bu durumlara geldik Allah'a şükür. Şimdi 3 tane kızım var, 3 tane torunum var. İbrahim amca, köyde yaşadığın hiç unutamadığın bir anı anlatır mısın bize? Şimdi unutamadım, korktum bir de. Evet. Odanın önünde oturuyoruz. Bizim kışlanın oradan, kışla başı şeyin oradan bir tane ayı geçiyormuş. Rahmet olası Niyaz amca ayıyı görmüş orada. Biraz da kekeç konuşuyordu. Dedi ki bak karşıdan dedi dudasın altına doğru ayı geçiyor dedi. La şu kırmayı getir dedi bana. Gittim evden kırmayı aldım geldim. Aldı bu. Biz de arkasından yanında birileri daha vardı ya. Şimdi dudaksızlar Gülleyk'te 60'lar
ayı aşağı basmış. Kadı kışlasına geldik, biz de alttan kestik. Ya niye gidiyorsun sen benim ayısının peşine? Orada açının sadığın tarlası vardı böyle bayır. Tam oraya geldik abi. Bir baktık ki ayı yukarıdan aşağı homur homur diye geliyor. Bizim yüzde kanman bir şey kalmamış. Nereye kaçacağımızı şaşıyoruz ama ayının arkasından kurşun atsan yetişmiyor. Dur korkma dedi. Dizinin üzerine oturdu. İki şey bir kaldırdı abi. Bizim Niyaz amca patlattı. Ayının oradan sonra abi yanımızdan şöyle bir metre öteden yoluna gitti. Vurdu. En korktuğum bir şey de buydu. Anladın mı? Ayıyı vurdu öyle kurtulduk. Yoksa bizi karşılayacak. Parçalırdı. Evet. Dedi Rahmet Osman dedi ki lan dedi senin işin mi yoksa ne işin var dedik ayısıyla mayısıyla. İbrahim amca yengemle nasıl evlendiniz? Nasıl oldu olaylar? Vallahi o an böyle anılarını bize anlatır mısın? Yengemle nasıl evlendik biliyor musun? Nerede karşılaştınız? İlk şimdi, nerede görüştünüz? Şimdi şöyle bir durum var. Rahmet olası bizim bu Ömer'in babası vardı, Mehmet amca. Bu cadde bostunda bahçe var. Oradan sonra cadde bostunda bahçe var. Ben oraya gidip geliyordum, yardım ediyordum bazen, herkes bilmem ne falan, şeyler falan. Bu da orada. Orada bir madamın yanında şeymiş, çalışıyormuş. Köyden gelmiş, Sabri abi diye birisi var, bunların akrabası, o getirmiş. Bunun anası üvey. Oradan sonra, demek ki şey yapıyor, ne yapıyorsa. Bizim Mehmet daha şaka yoluyla diyor ki, ya benim bir amcamın oğlu var diyor, sana şimdi seni yapayım falan diyor. Bu da diyor ki, Mehmet amca sen de diyor, ikisi sınır böyle. Sen diye ne diyorsun ya falan diyor. Gelince göstereyim ben sana falan diyor. Neyse ben oraya gittim. La İbo dedi ne var dedim. Böyle böyle dedim. Burada bir kız var sana yapacağım dedim. Ya amca ne diyorsun sen dedim ya. Yer yok, yurt yok bilmem ne. Ben de o zaman şeyde kapıcıyım. Suadiye'de Mahmud'un aynı şeyiz. Neyse. Bak dedi balkonda dedi şey çamaşır mı söyledi. Ne yapıyorsun sen? Şey yaptık falan. Oradan sonra... Uzaktan gördün yani ben. Ya uzak değil şöyle, aramızda 5 metre falan mesafe var, ikinci katta oda. Orada... Neyse... Şey yaptık falan, bir işte var daha gittik falan, iş ciddiye bindi. O zaman da elimde param maram da yok. Orada... Bizim... Dedi ki... Sen dedi, gel şey yapalım diyor dedi. Neyse biz bundan bir iki konuştuk falan. Dedim kızım bak dedim ben daha hazır bir şey bilmem ne şey değil. Oradan sonra. Nasıl konuştunuz ilk? Nerede tanıştınız? İşte orada tanıştık işte Mehmet Han'ın şeyinde. Baş başa nasıl kaldınız? Nasıl görüştünüz hemen? Oradan sonra ya işte bir akşam gel konuşalım dedi. Onların evde de kimse yok. He. Gittim oradan sonra şuradan buradan konuştuk falan. Öyle tanışmamız ilk öyle oldu. Ondan sonra da işte dışarıya izinli oldu falan dışarı çıktık birkaç sefer falan. İşi ciddiye bindik. Orada bizim apartmandan bazı şeyler vardı. Dedim ki böyle böyle durdu. Bir müteahhit vardı Uğur Bey'di. Allah razı olsun. Ölmüştür herhalde. Allah rahmet eylesin. Lan İbo dedi hanım bulduğunda daha ne istemiyorsun dedi. Ben dedi sana bir şeyler yaparım falan. İşte şuradan buradan. Ön ayak oldular. Babası o esnada bir şeye geldi. Söylese. İstanbul'a geldi. Babasına demiş mi? Böyle böyle baba demiş. Ben tamam kızım diyor. Orada. İşte benim en büyük bir şeyim de ya Allah var şimdi. Seferin işte. Onlardan büyüğü de şey Sadık. Kara Sadık derler. Gebildi. O bize ön ayak oldu. Gittiler bir akşam bir yük taktık işte. Şey yaptık. Evet oradan sonra bir nikah. Oradan sonra. Öyle karbana döndü. Ne yapalım? O zaman şartlı öyle oluyor. Öyleydi. Oradan sonra ama Karasad'ın hiç hakkını ödeyemem.
Para istemeye gittim ben. Dedim vermez ama yine de bir gideyim dedim. Meyrem abla vardı onun hanımı. Dedim Sadık dayı dedim. Orada da başçıvanlık yapıyor zaten. Gidip gelip tanıyordum. Biliyor musun? Oradan sonra Allah başında da ben babamı anneyi çok severim falan. Meyrem abla biraz. Dedim amca böyle böyle dedim. Benim şu an dedim bana böyle böyle bir iş var. Paraya ihtiyacım var. Verebilir misin falan dedim. Lan ne olur, nasıl vereyim bilmem ne şu falan dedim. Meyrem dedi ki, Meyrem abla. Vereceksin Sadık Efendi dedi. Vereceksin dedi. Bu adamların bizde çok emeği var dedi. İşte babam ne yaptıysa o zaman. Kaç para istiyorsun oğlum dedi. Dedim 2000 lira. O zaman da 2000 lira iyi para. Ha bu ödedin mi? Ödedim Allah'a şükür. Yani o Sadık Karasat'ın şey oldu bize. Emeğe geçti. Emeğe geçti. Şimdi Allah var. Allah rahmet eylesin. Yani evlenmemiz öyle oldu. Ha böyle çatapatlı düğün bilmem ne vesaire falan bir şey yoktu. O zaman şartlarına göre öyle. O zaman şartlarına göre öyleydi işte. Nerede evlendiniz? Şeyde Katköy evlendim ben düğün salonunda. Yengem için söyleyeceğin ne var? Ya vallahi iyi kötü oradan sonra ilklerde şimdi şöyle aşağı yukarı 45 seneye dayandık. Maşallah. İnsanın kavgası da oluyor, çekiş de oluyor ama o benden memnun, ben ondan memnundum. Olmaz olur mu? Evlerinde mutlaka oluyordu. Ama tabii sıkıntılar çektik, kolay değil. 3 tane çocuk büyütmek oradan sonra. Ha hepsini iyi kötü okuttuk, bilmem ne bir sıraları evlendirdik, şey yaptık falan. Yani o benden memnun, ben ondan memnunum. Allah eksik etmesin yani. Amin. İbrahim amca, Uzunoğlu köyü tarihi hakkında bildiğin bir şey var mı? Bizim çeşitli rivayetler var işte, şuradan geldik, Karadeniz'den geldik diyenler var işte. Vallahi o hususta duyduğun, hatırladığın, sana söylenen. Vallahi bizim köyümüzün iki rivayet var. Birincisi oradan sonra Konya bilmem ne şeyinden geldi deniyor. Bir rivayette diyor ki iki kardeş bir yer nereden geldikleri belli değil. Bunlar oturmuşlar, şey yapmışlar, oraya konmuşlar. Bu iki kardeşten biri uzamış diyor. Yani çoğalmış. Anladın mı? Ama hangisi doğrudur? Ama bizim şeylerimizin, bu soyumuzun, sülalemizin Türkmenoğulları oldukları belli. Ama daha ağır Konya basıyor bence. Yani şey, ne Türkler diyorlar ona. Yani bu dış devletlerden, Türkmenoğullarından bilmem ne şeyden oraya Konya'dan yani bu her tarafa dağılmışlar o zaman. Ama bunların kesin bir şey yok. Kesin yok. Ha. Bunları Kamil amcaya da sordu. Adem amcaya da sordu falan. Onlar da bir kesin bir şey bilemiyorlardı yani. Şey yerleşim yılı ya kaç senedir yaklaşık o köy var İbrahim amca? Orasını bilmiyorum. Köyün çok eski bir köy. Çok eski değil mi? Ama şu ağır basıyor. İki kardeş nereden geldilerse bunlar iki kardeş gelmişti. Hatta bundan önce de türbe mezelliği vardı. Biri çavuş gibi demişler, biri de... Ha, Mehmet, iki kardeşimiz. Ha, evet, evet. Birisi şey, Mehmet, birisi şey. Halil, iki kardeş bunlar şey yapmışlar. Ha, aççı gir. Oradan sonra bu şeyler falan. Bunlar sonra dışarıdan gelme. Bunlar artık yukarı avşara bilmem nereye dayanıyor. Anladın mı? Onlar bizden ayrı. Peki İbrahim amca, bunu işte belki 100 sene sonra torunlarının torunları izleyecek Allah izin verirse, İnşallah. O zaman çocukları İnşallah. Görürse, İnşallah. Torunlar görürse, kendi çocuklarına, kendi kızlarına, çocuklarına ve onların torunlarına ne söylemek istersin? Onlara nasihatin ne olur böyle gelecekle hakkında? Sen onlar için en büyüğüsün, onlar ne demek isterdin onlara? Nasıl vasiyetim? Nasihat bir de. Nasihatın ha. Oradan sonra küçüklerinize sevgi, büyüklerinize saygı. Dedesi neredeymiş dedesi ya? Şu dedesi gel, sen gel. Bir gözük dur. Gel oğlum ya. Gel. Gel tam yanına otur, tam yerinde geldin gel. Gel şuraya otur. Bak dayı var orada, dayıya geliyor. Anladın mı? He? Aslına, nesline, hukukuna sahip çıkacak. Soy sulale takip edilir. Dedesin öyle de nerede? Anladın mı?
Ayrılmayacak atasınız. Ayrılmayacak atalarından, şeylerinden ayrılmayacak. Birlik beraberlik olacaklar ki. Kendi bir hepsi bir dayı birbirine. Dayı neredeymiş oğlum? Dayı bak. Şeylik göstermeyecek. O da abi. Gel oğlum şuraya gel. Gel bakalım dedenin yanına otur. Anladın mı? Ne işte bunlar bu biz yaş iş gidiyoruz. Bunlar büyüyorlar. İşte bunlar hepsi nesline sahip çıkacak. Evet. Sen resmini İnşallah. Çekeyim. Nesli. Senin resmini çekeyim mi bak. Bir de seni çekiyor bak. İbrahim. Dediye sarıldı. Bir de çekiyor seni bak. Kamera çekiyor. İbrahim amca, son olarak da bize nasihatin köyün köy halkına, Uzunoğlu köyüne, Uzunoğlu köyü halkına ne tavsiyelerim var, ne nasihatlerim var? Uzunoğlu köyüne siz gençliğe çok nasihatim var. Birlik olun, beraberlik olun, tutkun olun. Seni çekiyor. Anladın mı? Sen çekmek istiyorsun. Şeylere bu hal vermeyin. Ama dayılar görecek. Yani seni. Oradan sus, bu biliyorsun işlerimizde dedesi, daha hala da diyorsun. Dedesi işte, bak. Dedesi falan, bak. Ha, buyur oğlum. Bak nasıl yanaşmışsın. Falan işte oradan sonra. Onlara da Allah akıl fikir versin. Bildik. Tutkunlukları bir arada olsun. Oradan sonra gençlere sahip çıksınlar. Kamera. Köyümüzün her ilmesinde faydalar olur. O da onun kameranın kurbu. İnşallah. Yani artık zararı neresinden dönersen dön. Biz çok çektik, sizlere çektirmesin. Tutuyorlar onu. İnşallah. Anladın mı? Yolumuz açık olsun. Allah razı olsun. Oradan sonra her ne istiyorsanız da Allah muvaffak etsin. Amin. Bizler de sizinle beraberiz. Allah razı olsun. Biliyorum sen hep yapabileceğimiz bir işler varsa oradan sonra şeyden de geri kalmayız. Allah razı olsun İbrahim amca. İbrahim amca bir el salla böyle. Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Allah yolumuz açık etsin. Sağ ol. Allah razı olsun İbrahim amca.